Merhaba Yordam Kitap Okurları. Bugünkü kısa programımızın konusu 173. yılı kutlanan manifesto. Dünya çapında Red Books Day kampanyasına katılıyor, katılmış oluyoruz biz de bu programımızla. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Cem Eroğlu. Cem Eroğlu'la manifesto üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum Gökhan'cığım. Manifesto 173 yıl önce 1848'de Fransa'daki Şubat devriminin hemen ön gününde yazılmış bir metin. Yazarları da o sırada çok gençler. Fakat benim bilebildiğim kadarıyla dünya tarihinde İncil'den sonra en çok okunan, dağıtılan, elden ele dolaşan bir metin günümüzde de toplumsal mücadelelerden hem güç alıyor hem onlara perspektif veriyor. Hem onları yenileyebiliyor hem onlar tarafından yenilenebiliyor. Böyle eşsiz bir metin üzerine konuşacağız. Size sorum manifestonun Marx'ın bütün eserleri ve Marksizm külliyatı içerisindeki ayırt edici yeri ve önemi nedir şeklinde olacak. Buyurun sayın hocam. Şimdi önce bir şeyin bir noktayı düzelteyim ve vurgulayayım. Marx sadece Karl Marx ve Friedrich Engels. Bu manifesto deyince bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Ve olay gerçekten de bir an düşünürsek çok şaşırtıcı. Yani senin de dediğin gibi 173 yıl önce. Nihayet nedir bu? Biri 30 yaşında öteki 28 yaşında iki gencin. 20 küsur sayfalık bir metni. Ama öyle bir metin ki bu 173 yıldır hala taptaze. Hala beynimizi aydınlık, beynimizi aydınlık getiriyor, yüreğimizi umutla dolduruyor. Niye bu? Bunu açıklamak için ben üç noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi şu, manifesto daha birinci bölümünün birinci tümcesinde. Bütün toplum bilimlerinin en temel gerçeğini bir ışıldak tümceyle ortaya koyuyor. Nedir bu? Bugüne kadar bütün toplumların tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir. Gerçekten de bu böyle. Devletin yani sınıflaşmanın, çünkü devlet sınıflaşmayla beraber ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkışı yaklaşık 5500 yıldır yıl öncesine giden bir olgu. Demek o zamandan beri süre gidiyor. Ve o zamandan beri bütün toplumlarda bütün ilerlemeyi, gerilemeyi, kuruluşu, yıkılışı, kısacası her şeyi açıklayan temel gerçek budur. O günden beri bugüne toplumlar hep çalışarak üretenler ile onları çalıştırıp hazıra konanlar arasında bölünmüştür. Aradan binlerce yıl geçmiş olmasına karşın bu temel gerçek bugün de olduğu gibi geçerlidir. Dünyanın haline şöyle bir göz attığımızda bütün felaketlerimizin kaynağında kar hırsından başka bir şey tanımayan ve insanlığın çok büyük çoğunluğunun amansız, amansızca sömüren kapitalist düzeni, yani sermaye düzenini görüyorsun. Yani manifesto'nun temel teşhisi, bütün berraklığı ve bütün azgınlığıyla bugün yine geçerli. Birinci nokta bu. Manifesto ikinci bir noktayı vurguluyor. O da diyor ki, bugüne kadar sınıf mücadelesi sonucunda hep bir sömürücü sınıf, başka bir sömürücü sınıfın yerini almıştır. Hep böyle olmuştur. Ancak son 500 yılda kurulan yeni sömürü düzeni, kapitalist düzen öylesine müthiş bir dönüşüm gerçekleştirmiştir ki bu döngünün de artık sonuna gelinmiştir. Gerçekten de bugün ulaşılan üretim sömürü ve genel yabancılaşma düzeyinde insanlığın tek kurtuluş yolu sınıfsız bir toplumun kurulmasıdır. Yani döngünün son bulmasıdır. Peki bunu kim yapacak? Nasıl yapacak? Yerine nasıl bir düzen kurulacak? Şimdi manifesto bu konularda ne diyor? Kısaca ona bakalım. Kim sorusuna manifesto proletarya yani işçilerin öncülüğünde Emekçi kitleler diye bir yanıt veriyor. Aradan geçen 200-200 yıla yakın bir zamanda bu emekçi kitlesinin toplum nüf toplam nüfus içindeki oranı inanılmaz ölçüde artmıştır. O kadar ki biliyorsun Amerika'daki gösterilerde yığınlar onlar yüzde biz yüzde 99 diyorlar. Hadi abartı diyelim %1 bir olmasın yüzde on olsun. %10 %90 olsun yani artık bu sömürücü sınıf denen şey e, sayı olarak da son derece e, azalmıştır ve o ölçüde de azgınlaşmış ve zenginleşmiştir. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu e, sömürü düzeni yerine devrim yapacağız. Ama gel gör ki bu yüzde onun elinde. Başta büyük devletler, uluslararası kuruluşlar, dünya devletlerin çok büyük çoğunluğu hepsi bunların elinde. Bunların emrinde. Bu ne demek? İnanılmaz bir silah gücü, inanılmaz bir bilim gücü, inanılmaz bir yıkama gücü demek. Peki bu emekçi yığınlarının umudu ne bu devrimi yapmak için? Şimdi umut şurada. Bu artık nesnel olarak kaldırılamaz hale geliyor bu düzen. İşte iklim çöküyor, o oluyor, bu oluyor. Ee, tabiat artık buna dayanamıyor. İnsanlar çıldırmak üzere her tarafta. Yani nesnel olarak toplu bu düzen çok çürümüş durumda. Onun için bu yüzde doksanın bilinçlenme sayesinde bunun üstesinden gelme ihtimali var. Peki ne olacak? Elbette bunlar diyenecekler ama dediğim gibi çok yaygın bir bilinç olursa üstesinden gelebilir. Peki son olarak manifestonun bize verdiği üçüncü büyük bilgi kaynağına gelelim. Yeni düzen nasıl bir şey olacaktır? Yeni düzen sınırsız olacaktır diyor manifesto. Dolayısıyla bütün sınıflaşmaların temel koşulu olan üretim araçlarının özel mülkiyeti bulunmayacaktır. Toplumun bütün zenginliği toplumun e, topluma ait olacak yani o ki, büyük kitleye. Dolayısıyla da üretim ve bölüşüm kar hırsının güdümündeki bir piyasa düzeni aracılığıyla değil, temel ihtiyaçlardan başlamak üzere herkesin ihtiyacının karşılanmasını hedef edinen planlı bir düzen aracılığıyla gerçekleşecektir. Şimdi manifestonun sözüne, unutulmaz bir iki sözüne dönüp bunu toparlamak istiyorum söyleyeceklerimi. Diyor ki manifesto sınıfları ve sınıf karşılıklarıyla eski burjuva toplumunun yerine birimizin özgürce gelişmesinin hepimizin özgürce gelişmesinin koşulu olduğu bir birlik alacaktır. Ben yeni toplumun tanımında 200 yıldır bundan üstün bir şey yazılmadığını biliyorum, iddia ediyorum. Gerçekten olağanüstü bir şey bu. Yok efendim bilmem devlete ezdirecek diyorlar, komünizm bilmem ne diyorlar. Komünizmin kurucusu ne diyor? Birey olarak benim özgürlüğü gelişme, herkesin özgürlüğünün gelişmesine bağlıdır diyor. Son olarak da uluslararası ilişkilerle ilgili manifestonun bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bireyin birey tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığı ölçüde bir ulusun başka bir ulusu sömürmesi de ortadan kalkmış olacaktır. Ulusun içindeki sınıfların karşıtlığıyla birlikte ulusların birbirine düşmanlığı da son bulacaktır. İşte manifestonun bize vaat ettiği genel kardeşlik düzeni bu. Yeter ki yine manifestonun altını çizdiği temel toplumsal gerçeğin yani sınıf mücadelesinin sini sınıf mücadelesinin bilincinde olalım. Manifestonun bana söylettiği bunlar. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de Avrupa'da bir heyula kol geziyor diye başlayan ve bütün dünya işçileri birleşin diye biten bu kısa metnin aynı zamanda doğru sözü edebi ve güzel bir şekilde müthiş bir metin mimarisi tasarlanarak yazılmış olduğunu belirterek okuyucularımıza veda edelim. Bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hocam açıklamalarınız için size çok çok teşekkür borçluyuz. Sağolunuz, var olunuz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.